Of. Geç kaldı bu. Oğlan da kapıda kalmıştır şimdi. Hadi. Acele edin, oğlum kapıda kaldı. Meral Hanım, acele işi şeytan karışır. Bizim işlerde acele olmaz. Komşunun kapısını çalmaya akıl etse bari. Yedek anahtar çıkarsaydınız o da rahat ederdi siz de. Aman ha, dikkatli götürün. Parayı nereye getireceğim? Her zamanki gibi biz sizi buluruz. Tamam. Barış, ne yapıyorsun evladım burada? Annemi bekliyorum Nilgün teyze. Okuldan çıkalı kaç saat oldu Barış? Hava da karardı. Sen o saatten beri burada mısın oğlum? Evet. Ay Barış, kalk hadi bize gidelim. Annen içeride beklersin. Hadi canım, hadi oğlum. Annem geliyor. İyi akşamlar Nilgün abla. İyi akşamlar. Gel bakalım Meral. Hadi yukarı çıkıyoruz hadi. Geç bakayım içersen. Yürü. Allah'ım yardım et bu günahsıza. Gel bakalım güzelim. Ay Barış, ödümü koparttın oğlum. Anne çok acıktım. Nasıl yani acıktım? Sen yemek yemedin mi daha? Para verdim ya ben sana. O parayla öğlen hamburgerle ayran aldım. Resim defteri, boya kalemi aldım. Para bitti. Of, gel bakalım ne var dolapta. Bir şey de almadım ama ne çıkarsa bahtını artık. Marş marş. Otur bakayım şöyle hadi. Tam tahmin ettiğim gibi. Dolap tam takır. Sadece bunlar var. Şansın varsa ekmek de vardır. Bakayım. Bıçağı da alayım. Hakikaten şanslıymışsın. Hadi bakalım, afiyet olsun. Dur. Of. Alo. Evet, şimdi getirdim. 5. yüzyıla ait bir Mısır vazosu. Görsen feleğin şaşar. Enfes bir parça. E tamam, gel al işte beni. Öyle mi? E tamam o halde, ben de gelirim seninle. Kaçta alırsın beni? Aa, buralarda mısın? E tamam, neyse ben hemen hazırlanayım o zaman. Tamam. Ne oldu oğlum? Açamıyorum anne. Al bakalım. Hadi geç. Yemeğini ye. Elimde çok az kaldın güzel şey. Artık yeni evine gideceksin.
Ben çıkıyorum Barış. Nereye anne? İşim var, gidiyorum işte. Yemeğini ye, dersin varsa yap, sonra da yat. Geç mi geleceksin? Ay sorgu memuru oldum valla. Evet oğlum, geç geleceğim. Sen yat uyu, tamam mı? Tamam. Hadi. Sana çorba getirdim. Yemek yedin mi? Yedim ama doymadım. Harika o zaman. Sıcacık mercimek çorbası. Nilgül teyze öğretmen ödev verdi de. Harita çizeceğim ama yapamıyorum. Bana yardım eder misin? E bakalım Barış, yapabilirsem. Ödümü kopardın bir Barış, ne var? Okula gideceğim ama hiç param yok. Of Barış, akşamdan niye söylemedin? Yoktun ki. Mutfakta elma kabukları vardı. Bir gün teyzem mi geldi akşam? Çorba getirdi bana. Haritamı da çizdik beraber. Sonra da meyve getirdi. Vay, bak sen Nilgün ablaya. Sağ olsun valla, merhametli kadın. Çocukken de bana ablalık yapardı. Hadi bakalım şimdi uza küçük bey. Hadi iyi dersler. Aa, nasılsın Nilgün abla? İyiyim Meral, sen? Sağ ol abla. Akşam Barış'la ilgilenmişsin. Pek hoşuna gitmiş. Akşam seni de göreyim dedim ama yoktun. Ben de seninle konuşmak istiyordum Nilgün abla. Çok çalışıyorum. Saat sepet de belli olmuyor. Barış'la ilgilenemiyorum. Ben yokken ona göz kulak olabilir misin diye soracaktım. Bilmem ki. Senden başkasına güvenemem abla. Bak hem sen de yalnızsın. Ayrıca parasıyla birbirimize de faydamız olur. Ne dersin? Tamam canım, tamam. İlgilenirim. Anlaştık o zaman. Vallahi süper oldu bu. Bunları al. Bunlar da günlük masraflar için. Gelince konuşuruz senin paranı, tamam mı? Oldu mu? Hadi bakalım. Bir dakikada erkek çocuğun da oldu ya Nilgün. Hadi hayırlısı. Nilgün teyze. Barış, gel oğlum. Annen anahtarları bana bıraktı. Gel bakalım, hoş geldin. Annem yok mu? Annen yok ama patates kızartmasıyla köfte var. Oley! Bundan böyle annen olmadığı zamanlarda birlikteyiz, tamam mı? Birlikte vakit geçireceğiz. Yaşasın! Hadi gel içeri, beni de şaşırttın. Kapıda konuşuyoruz. Hadi. Yavrum. Nilgün teyze. Ha canım. Yarın 50 toplantısı var. Annemin de gelmesi lazım. E gelir Barış'cığım. Çok çalışıyor ya, belki gelemez. İzmir'deyken hep babam gelirdi. E üzülme Barış'cığım. Annene söyleriz. Onun işi varsa ben gelirim.
iknim gelmemi ister? İsterim tabii, isterim. Gelirim tabii. Gelirim tabii. Gel. Seni çok seviyorum. Muhabbet. Kıskandım vallahi. Annen gel. Anne. Oh, kıyamam. Anne kuzusu da çocuğum benim. Anne. Efendim paşam. Yarın okulda veli toplantısı var. Seni de çağırıyorlar. Tamam işte, Nilgün teyzen gelecek ya. Okuldan arkadaşımın Burcu'nun doğum günü var. Ona beraber hediye almaya gidelim mi? Canım bak, benim çok işim var. Bu eve ve sana bakmak zorundayım. Bundan sonra Nilgün teyzen sana göz kulak olacak, tamam mı? Ne istiyorsan ondan iste. Nereye gitmek istiyorsan ona söyle, tamam mı? Hadi şimdi derslerine bakayım. Sabahtan beri çok yoruldum. Biraz dinleneyim ben de. Akşama yine iş var. Tamam anne. Ay çok yoruldum. Malları aldığın şu adam. Adı neydi? Cezmi. Cezmi. Nasıl bir adam bu? Başımızı yakmasın sonra. İzmir'deyken İstanbul bağlantımızdı. Yıllardır tanıyorum. Kocamla da çok samimiydi. Sorun yok ya. İyi. Sen öyle diyorsan. Ama yine de dikkatli ol derim ben sana. Of tamam ya. Ben kendimi tehlikeye atar mıyım? Gerilmem ben ya. Bana bak, fiyatı kırmak isterse hemen yeme. Ne dediysek o, tamam mı? Herhalde. Amma hizmeti yapmıyoruz burada. Terstiğin de üstünde lan bu akşam. Yürü makam şoförüm. Bütün dersleri pek iyi. Hem öğretmenin de çok memnun senden. Annem de çok sevinecek. O da gelseydi keşke. Bir dahakine de o gelir Barış'cığım. Hadi bakalım, bu güzel haberden sonra oyunu hak ettin. Gidelim. Gidelim. Nilgün teyze çok eğlenceli. Sevdin mi paşam? Sonra kuzuya binebilir miyim? Binersin tabii. Nilgün abla. Nasılsın Emel? Abla ya. Uğrayacaktım sana ama kısmet burada karşılaşmakmış. Bak. Ne o yoksa? Evet abla, yüzüğü taktık, sonunda nişanlandık. Oh. Hadi hayırlısı Emel'cim. Çok sevindim. Ablacığım ben kaçayım, öğle tatilindeyim. En kısa zamanda uğrayacağım sana. Ama beklerim ama. Hafta sonu gelirim. Görüşürüz. Yüzüğü var değil mi, o kadar mutluymuş? Aslında evet. Hediye mi? Evet, hediye. Kızlar erkeklerden yüzük alınca böyle sevinirler işte. Ne güzel. Güzel tabii. Canım. Barış'cığım, ben eve uğrayıp hemen geleceğim canım. Sen de derslerini aç, çalışmaya başla. Fazla gecikmem. Olur Nilgün teyze. Hadi paşam benim. Hadi hemen geleceğim canım. Anne. Barış buradayım. Anne, bir yere mi gidiyorsun?
Evet, iş seyahatine çıkıyorum oğlum. Biliyor musun? Bütün dersim pek iyi. Öğretmenim Nevzat teyze çok güzel şeyler söyledi. Ay nasıl sevindim. Aferin benim akıllı oğlum. Anne sen nereye gidiyorsun? Çok uzağa değil. 2 gün kalacağım sadece. Hem seninle Nilgün teyzen ilgilenecek, tamam mı? Hadi ama asma suratını. Konuştuk ya oğlum. E çalışıyorum, her dakika yanında olamam ki ben senin. Hadi bakalım üstünü değiştir. Hadi. Nilgün abla, ben birkaç gün şehir dışında olacağım. Bu sizi idare eder değil mi ben gelene kadar? Meral, bu çocuk çok yalnız. Seni çok özlüyor, çok arıyor. Anlamadım. Evladının sana ihtiyacı var diyorum. Bak sonra yıllar geçer, nasıl geçtiğini anlamazsın. Bakmak istemiyorsan söyle abla. Şimdiye kadar nasıl idare ettiysek yine öyle ederiz. Öyle mi diyorum Meral? Aşk olsun. Ama abla konu ne peki? Çocukların anne sevgisine ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyorsun. Bak Nilgün ablacığım, elde bu var. Öyle ya da böyle büyüyecek işte. Ben daha fazlasını yapamıyorum. Tamam kızım, tamam, tamam. Sağ ol Nilgün abla. Benim güzel paşam. Çok lezzetliymiş. Afiyet olsun. Sen anneannemin arkadaşı mıydın Nilgün teyze? Ay ben daha o kadar yaşlanmadım. Annem anneannemin arkadaşıydı. Senin annen doğduğunda ben 15 yaşımdaydım. Komşu değil, kardeş gibiydik. Annemin çocukluğunu biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Senin gibi tatlı bir çocuktu. Ama pek haylazdı. E inşaat tepelerinden toplardık. Erkek çocuğu gibiydi. Nilgün teyze, benim annem çok güzel değil mi? Çok güzel oğlum, çok güzel. Herkesin annesinden güzel. Oy canım benim. Oo, hadi çok geç olmuş. Hadi bakalım yarın okula kalkamayacaksın. Elmanı ye. Doğru yatağa. Sen benimle kalacaksın değil mi Nilgün teyze? Elbette seninle kalacağım. Bak ben burada yatacağım. Ne zaman istersen beni uyandırabilirsin. Yaşasın, yaşasın. Yaşasın. Hadi bakalım. Hadi paşam benim. Aferin sana. Burcu çok sevinecek. Burcu, Burcu. Barış. Ne oldu? Bu ne? Doğum günü hediye. Ama bu bana büyük. Olsun, büyünce takarsın sen de. Mutlu oldun mu? Evet oldum. Gidelim. Hadi gidelim, geç kalacağız.
Allah Allah. Nerede bu yüzük? Bir hafta önce taktım daha onu. Buraya koydum eminim. Pırlanta yüzüğüm yok. Nasıl yok? Yeni taktım o yüzüğü. Kendi ellerimle koydum yerine. Nilgün abla, doğru söyle bak. Ben yokken bu eve kim geliyor? Ne diyorsun Meral sen? Delirdin mi? Kim niye girsin senin evine? Eve kimse girmediyse... Ben çaldım yani, öyle mi? Bana hırsız mı diyorsun sen? Ya ben öyle bir şey mi dedim? Bana bak Meral. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Yazıklar olsun sana be. Gerçekten yazıklar olsun sana. Efendim. Evet, Barış'ın annesiyim. Siz? Ha, evet, Burcu'nun. Ne? Anlamadım. Yüzük sizde yani şimdi. Peki, okula gelir alırım o halde. Çok teşekkür ederim. Barış! Gel buraya. Ya sen bunu nasıl yaparsın? Ya yüzüğü nasıl Burcu'ya verdin? Ama çok mutlu oldu. Sana güvenemeyecek miyim ben Barış? Sen ne yaptın biliyor musun? Sen hırsızlık yaptın. Küçücük boyunla hırsızlık yaptın. Ama anne, Burcu'nun doğum günü vardı. Allah'ım ya, salak salak konuşma. Yürü gidiyoruz hadi. Nereye? Görürsün şimdi. Yürü. Yürü bakayım. Ağlama. Ne oldu kuzum sana? Hadi anlatsana neler olduğunu. Küçük hırsız ortaya çıktı. Yüzüğümü alıp arkadaşına hediye etmiş. Ben hırsız değilim, Burcu'ya hediye verdim. Ağlama Barış. Sen de kendine hakim ol biraz. O daha 7 yaşında. Ablacığım çok özür dilerim. Kırdım seni o panikle. Ne olur Barış'a bakmaya devam et. Bakacağım elbette. Ama senin için değil. Bu masum için. Ay tamam abla, çok sağ ol. Çıkmam gerek, gece geç geleceğim. Barış sana emanet, tamam mı? Hadi Barış. Gir içeri tatlım. Sonra size geçeriz. Hoş geldin de, hayrola, ne oldu bu saatte buraya geldin? Konuşmamız lazım. Telefon açsaydın ya. Of be Meral, çok konuşuyorsun bazen ya, geç. Çok dikkatli olmamız lazım. Bir şey mi oldu? Çok emin değiliz ama polisin takibine takıldık gibi. O yüzden telefon açmadım, direkt geldim. Şu Hitit heykelini elden alayım bakayım. Cezmi'ye yarın ulaşacak. Ben de ondan alacağım. Lan alıcı sabahtan beri tepemde. Paranın kalanını almak için adamın malını verip dehleyelim kızım. Sonra biraz dinlenmece. Uzak duracağız biraz bu işlerden. Hey, daha almadım heykeli diyorum. Şşt! Bana bak. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Bugün gelecek diyordun ya sen. 25'inde gelecek dedim. Bugün ayın 24'ü. Hadi ya. Allah'ım akıl fikir ver. Malı alınca sen getirme. Mimlenmiş olabilirsin. Ben de gelmeyeceğim. Bir süre görüşmeyeceğiz. Ortalık temiz haberini alıncaya kadar. Nasıl olacak o? Kızım sen kas kafalı mısın? Anlamadın mı? Polis izimizi sürmeye başlamış, Allah Allah. Yakacak mı lan sen bizi? Tamam peki, tamam.
Ben heykeli Cezmi'den alınca sana ulaştırmanın bir yolunu bulurum. Hadi git şimdi, Barış uyanacak. Bana bak, çok dikkatli ol. Ben yanarsam sen de benimle yanarsın. Salakların alemi yok, tamam mı? Aman ya, tamam yeter hadi. Güle güle. Rahatsız olma. Ben giderim. Hadi sen de için Nescafe'ni. Barış. Barış gel oğlum buraya. Efendim anne. Barış'cığım, annene bir konuda yardımcı olmanı istiyorum. Bak oğlum, bu elimdeki çantanın Nihat amcana gitmesi lazım. Ama benim bugün çok işim var. Bunu ona sen götüreceksin, tamam mı? Tamam, götürürüm. Ver bakalım çantanı. Çantanı çok dikkatli taşı, tamam mı? Sakın kırılmasın. Tamam anne. Hiçbir yerde de bırakma çantanı sakın, tamam mı? Tamam anne. Bak oğlum. Bak şimdi burada iki tane adres var. Bir tanesi çantadaki torbayı götüreceğin adres. Diğeri ise oradan geri dönmek için taksiye vereceğin adres. Yani evimizin adresi. Tamam. Bunun kenarını bak, kırmızı ile işaretledim, tamam mı? Bak. Bu parayı da çantanın önüne koyuyorum taksiye vermek için. Şimdi okuldan çıkınca hiç oyalanma, taksiye bin. Bu adresi taksiciye ver. Nihat amcan seni orada karşılayacak, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin benim aslan oğlum, hadi okula geç kalma. Barış! Barış. Nilgün teyze. Bak, ben de alışverişten geliyorum. Sana ne güzel şeyler aldım. Barış, sen niye böyle yamuk taşıyorsun ki çantanı? Ağır biraz, annem bir görev verdi de. Aa, ver bakayım, ben taşıyayım çantanı. Tamam. Çıkar, çıkar. Oo, çok ağırmış Barış. Demek annen sana bir görev verdi. Hı? Nasıl bir görevmiş bu? Bak, anlatayım sana. Anlat hadi. Merhaba, saat 4. Gözlerin en üstünde. Taksi! Taksi! Amca, bu adrese gideceğiz. Ver bakayım. Olur, gidelim. Ulan saat 4:30 ya. Ulan Meral, açsana şu telefonu, aç lan! Kızım saat 4:30. Nerede o lanet olası veledin? Bana bak, bana bir oyun yapıyorsan vallahi koparırım kafanı. Yaşatmam seni. Parayı aldın, şimdi sıvışacaksın değil mi? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bana bak gerizekalı! Barış. Aman Allah'ım Barış. Ah Nilgün abla.
Nilgün abla! Nilgün abla! Nilgün abla, Barış senin yanında mı? Değil mi? Tamam tamam, yok bir şey. Bana bak Nihat, oğlan ortada yok. Uğraşamam seninle şimdi. Ne? Öldürecek misin beni? Senden korkan yok. Barış yok, anlıyor musun? Gerizekalı oğlum ortada yok diyorum sana. Polise de gidemem şimdi. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Barış, nerede bu? Barış neredesin? Allah'ım, ben nasıl yaptım? Nasıl gönderdim çocuğumu? Barış neredesin oğlum? Allah'ım, ne olur bir şey olmasın yavruma. Polise gitmeliyim. Ne olursa olsun polise gitmeliyim. Meral Hanım, adım Yavuz. Komiserim. Konuşmamız gerek. Yoksa oğluma bir şey mi oldu? Girelim içeride anlatırız. Buyurun. Buyurun, buyurun. Ne olur söyleyin, evladıma bir şey mi oldu? Uzun zamandır İstanbul'da faaliyet gösteren tarihi eser satıcılarının peşindeyiz. Ama asıl aradığımız adam bu. Yani? Adamın sizinle olan iş ilişkisini çözdük. Birkaç kez yakalandı. Ama delil yetersizliğinden serbest kaldı. Eğer bu adamı yakalayıp suçüstü yapmamıza yardımcı olursanız, polise yardımcı olmak ve iyi niyetten sizin de cezanız düşecek. Yani biz de size yardımcı olacağız. Benim evladım yok, kayıp. Belki de Nihat denen bu aşağılık adam hiç etti benim evladımı. Siz bana neler söylüyorsunuz? Üzülmeyin hanımefendi, merak etmeyin. Neyi merak etmeyeyim, neyi? Sükunetinizi koruyun efendim. Biraz sakin ol. Nasıl sakin olabilirim? Çocuğum yok. Anne. Barış, oğlum. Güzel yavrum benim. Allah'ım şükürler olsun sana. Evladımı bana bağışladın. Sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Affet beni yavrum, söz veriyorum sana, çok iyi bir anne olacağım. Canım kuzum. Yardımlarınız için teşekkür ederiz Nilgün Hanım. Kabul ediyor musunuz? Ne isterseniz yapacağım, ne isterseniz. Şimdi Nihat'a telefon açıp Barış'ın korkup kaçtığını ama onu komşunuzun evinde bulduğunuzu söyleyeceksiniz. Heykeli kendinizin teslim etmesi konusunda da adamı ikna edeceksiniz. Siz heykeli götürdüğünüzde paranın kalan kısmını alırken biz de baskın yapacağız. Tamam. Hadi bakalım. (Gülüyor)
Barış. Oğlum. Anne. Canım. O kuzum benim. Geçmiş olsun Meral. Sağ olasın İlgin abla. Annem. Canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.